19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uru yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uru için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. CNN Türk muhabiri Samet Güner karşımızda. Samet, törenin yapıldığı Selimiye Camii'nden detayları aktaracak. Samet'i ustana bırakıyorum. Selimiye Camii'nin önündeyiz. Biraz önce cenaze namazı kılındı. 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uru için 100 yaşındaydı. Hastanede koronavirüs teşhisi konuldu kendisine. Koronavirüs teşhisinden sonra negatif çıktı testleri. Koronavirüsü yendi ama daha sonrasında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze namazı biraz önce kılındı. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ katıldı. Ailesinden oğlu Hadi Uru buradaydı ve torunları Beyza Yalçın, Ceyda Evren katıldı birinci derece yakınlarından. Askeri bir tören düzenlendi Selimiye Camii'nde. Necdet Uru için askeri törenin ardından cenaze namazı kılındı. Biraz önce de son törenle kendisine veda edildi Necdet Uru'nun. Şimdi Hulusi Akar ve eski Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral Hulusi Akar, İlker Başbuğ birlikte gidiyorlar. Cenazesi Ortaköy'e defnedilecek. Ortaköy'e emekli Necdet Uru'nun cenazesi Ortaköy'e defnedilecek. Cenaze namazı kılındı. Necdet Uru 19. Genelkurmay Başkanı'ydı. Cenaze töreninde şimdi sona erdi. Necdet Uru'nun oğlu aslında bu bildirmişti. Bize de biraz önce bir konuşma yaptı. Babam sağlıkla yaşadı. Koronavirüs olmuştu. Koronavirüsü yendi ama ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberini Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ vermişti. Sosyal medyadan duyurmuştu. Cenaze töreni biraz önce tamamlandı. Ortaköy Camii'nde Necdet Uru defnedilecek diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Samet Güner. 19. Genelkurmay Başkanı'nın vefatının sonrası Selimiye Camii'nden tüm detayları aktardı.